Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. konunun 4. alt başlığı. Onun son örneğini yapacağız. Belki ondan sonra biraz geriye gider, egzersizlere bakarız. Çünkü şeyi uzadı, dönem uzadı. Dolayısıyla biraz daha rahat zamanımız var. Onun için belki biraz daha rahat şey yapabiliriz, biraz daha rahat olabiliriz. Pekala, şimdi bu arada her gün yeni ders işlemeye devam edeceğim ama daha kısa, daha sindire sindire olacak bu dersler. Burada bir örnek verilmiş. Örnek 5, satış vergisi gelirinin en çoklaması, maksimizasyonu. Bu şeyde olmayabilir, 4. baskıda var mı yok mu emin değilim. 3. baskıda vardı ve çok güzel bir örnek bu. 4. baskıda yoksa bile sunumlara buraya koydum ben bunu. Emin değilim 4. baskıda olup olmadığından. Matematiği hesabı zor değil. Fakat bize belli şeyleri çok iyi anlatan bir örnek bu. İşte bu örnek bizim aynı zamanda oyun teorisi dediğimiz matematik ve iktisat alanına ilk örnek oluyor. Şu ana kadar hiç böyle bir stratejik örnek görmedik. Biliyorsunuz bol bol her yerde strateji lafı kullanılıyor. Nedir bu? İşte şeyler, oyun da çok kullandığımız bir sözcük. Ama matematikte ve iktisatta oyun ne anlama geliyor ve strateji ne anlama geliyor? Bunları şimdi göreceğiz. Ve bunun bir örneğini de burada göreceğiz. Bir iktisadi örneğini göreceğiz. Bu aynı zamanda bir optimizasyon örneği. Bir oyun dediğimiz zaman bir kişinin, bir akıllı etmenin veya ajanın, ajan da diyoruz biliyorsunuz, agent İngilizcesi, bir oyuncu var. Bu oyuncu ya başka bir oyuncuya karşı, yani insan bir oyuncuya karşı, ya da doğaya karşı oynuyor. Gerçekten de insanın var olma savaşı aynı zamanda doğaya karşı bir oyundur. Yani doğanın hamleleri var, doğanın davranışı var ve insanın bunun karşısında kendi aklını kullanarak var olma, o doğanın kendisini yok etmesini engelleme. Onu, yani hayatta kalma savaşı dediğimiz, hayatta kalma mücadelesi dediğimiz şey, bu işte bir oyundur. Hayatın kendisi bir oyun aslında. Peki ne oluyor bu oyunda? Ya işte iki kişi varsa birbirlerine karşı oynuyorlar veya bu kişilerin, bu oyuncuların biri doğa da olabiliyor. Ne yapıyorlar peki bunlar? Bunlar diğer oyuncunun hamlesini hesaba katarak, onu da düşünerek yapabilecekleri en iyi hamleyi, en iyi davranışı yapmaya çalışıyorlar. Doğa akıllı mı da bizim davranışımızı görüp ona göre mi yapıyor? Bilmiyoruz ama muhtemelen böyle bir şey değil. Yani doğa koskocaman bir mekanizma. Maddi doğadan bahsediyoruz. Etrafımızdaki şey... etrafımızda bizi saran işte bütün şeylerden, evren, maddi evren, galaksiler, güneşler, gezegenler, içinde yaşadığımız oluşturuyorlar. Hayvanlar, bitkiler filan, hepsi, her şey dahil buna. Biz de dahiliz. Biz de doğanın parçasıyız. Ve ne yapıyor? İşte o doğa kendi şeyinde, kendi fiziksel kuralları ve kimyasal kuralları, ki onlar da aslında fiziksel kurallara dayanıyor Endip'te. Bunların şeyinde, bunlara uyarak çeşitli davranışlarda bulunuyor. Ne oluyor? İşte şey yapıyor. Yer kabuğunda çeşitli hareketler oluyor. Deprem oluyor mesela. En yakında yaşadığımız büyük doğa olayı. Felaket oldu bizim için. Aslında doğa için bir felaket değil. Ne yapıyor doğa?
kendi davranışını yapıyor. Kendi işte mağma tabakası şeyler, tektonik hareketler, şeyler, diğer tabakalarının birbirine göre hareketi, sürtünmesi falan derken deprem oluyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz insanlar olarak o doğanın içinde mesela bir takım evler falan yapıyoruz yaşamak için, darınmak için. Soğuktan ölmeyelim, işte daha rahat yaşayalım falan diye bir takım şeyler yapıyoruz, binalar yapıyoruz, onların içinde yaşıyoruz. Çok eskiden olsaydı mağarada yaşıyor olacaktık. Peki biz doğa bizim yaptığımız evi hesaba katmıyor deprem yaparken. Deprem olurken deprem bizim nasıl ev yaptığımızla ilgili değil. Biz neyi yapmamız lazım? Karşıdaki o doğanın hareketlerini hesaba katarak, onun hamlelerini hesaba katarak strateji geliştirmemiz lazım. Ne demek strateji? Karşınızda bir size karşı oynayan bir oyuncu var. Akıllı veya akıllı olmayan bir oyuncu var. Onun hamleleri var. O çeşitli hamleler yapıyor. Çeşitli davranışlarda bulunuyor. Hamle dediğimiz şey, her bir davranışa bir hamle diyoruz oyunda. Oyun terminolojisi. Satrançta olduğu gibi. Aslında oyun teorisi en şeyi, hani satrancı temel alır. Satranç oyunudur en eski ve en nasıl diyelim, en mantıklı, belki en aynı zamanda en klasik oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla oyun teorisinde biraz satranç gibi düşünmek lazım. Karşınızdaki akıllı bir oyuncuysa, bir insansa mesela veya bir hayvansa, onun da kendi mantığı var. Belli davranışlarda bulunuyor ve o sırada kendi hedefini, neyse o hedef, en iyi hale getirmeye çalışıyor. Optimize etmeye çalışıyor. Yani doğada da optimizasyon var, toplumda ve insanda da, bireyde de optimizasyon var aslında. Doğada bir takım kuvvetlerin dengesini ve onun sonucunda oluşan işte sistemleri optimize etmeye çalışıyor. Peki biz ne yapıyoruz buna karşılık? Biz de o karşımızdaki doğanın veya insanın veya toplumun davranışını hesaba katarak kendi davranışımızı, kendi hedef fonksiyonumuzu optimize etmeye çalışıyoruz. Bu hayatta kalmada olabilir. Zengin olmak, belli bir para birikimi olabilir. Çok çeşitli şeyler olabilir. Bizim o anda istediğimiz, o anda iyi olarak düşündüğümüz şey neyse onu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Kötü olarak düşündüğümüz, öyle yargıladığımız neyse de onu da en alt düzeye indirmeye çalışıyoruz. Optimizasyon bu işte. Peki bunu yaparken de elimizde araçlar var. İşte o şey değişkenler, kontrol değişkenleri veya seçim değişkenleri falan dediğimiz, hani matematikte ona indirgenen araçlar var. O zaman bizim mesela bir deprem, doğanın deprem davranışı karşısında ne yapmamız lazım? O davranışı baştan hesaba katarak ve onun etkilerini hesaba katarak mesela binalarımızı ona göre yapmamız lazım. Yani daha sağlam binalar yapmamız lazım. Öyle olunca elinizde bunun şeyleri de varsa, işte hesabını kitabını da biliyorsunuz ki, biliyoruz artık, mühendislik çok gelişti, şey değil. Hani mağara devrinde yaşamıyoruz. Artık çok sağlam binalar yapabiliyoruz. Birçok yerde yapılıyor bu. Benzer depremler işte şeyde de oluyor. Ne bileyim ben, Japonya'da da oluyor mesela, ama orada kimsenin burnu kanamıyor. İşte saça yapıyor. Belki bina biraz hasar görüyor bilmem ne. Ya da şeyler üzerinde yapılmışsa, o şok emiciler üzerinde falan, onlar da konulmuşsa, öyle teknolojilerde konulmuşsa hiç zarar da görmüyor mesela 7 şiddetinde bir depremden veya daha üstünden. O da mümkün yani. Ne kadar şey yaptığınıza bakar, işte orada maliyetler işin içine giriyor. Ondan sonra biz o doğanın olası davranışlarını hesaba katarak kendi en iyi davranışımızı yapıyoruz. Kendi hedef fonksiyonumuzu en iyi düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Peki diyelim ki müteahhitiz. Müteahhidin amacı kar etmekse, bundan başka bir amacı yoksa ve onu kontrol edecek toplumsal bir mekanizma da yoksa, o zaman o karını en üst düzeye çıkarmak için belli bir şeyden, hani sattığı malın
belli bir fiyatı var, piyasa fiyatı var o dairenin, evin neyse. Onun çok üstüne çıkamıyor. Ne yapıyor? Maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Maliyetleri düşürünce de bu sefer malzeme eksik oluyor. Şeyler, bir takım şeyler o doğanın davranışını karşılayacak düzeyde olmuyor. Ha işte felaket ondan oluyor işte. Dolayısıyla da bizim hem bireyler hem de toplum olarak doğru davranışları yapmamız lazım ki doğru optimizasyonu ve doğru davranışları yapma buna karşı, yani o doğru optimizasyonun sonucunda doğru hamleleri bulup yapmak, zaten optimizasyon amacı o. Optimizasyonla karşımızdakinin şeyini, bu durumda doğanın bunu yapabildik mi, o zaman felaket olmuyor, deprem oluyor, geçiyor, kimsenin de burnu kanamıyor. Mesela Japonya'da falan böyle oluyor. Ha, peki, güzel. Buradaki daha basit. Burada iki oyuncu var. Bir firma, bir de maliye. Bizim aramızda da maliyeciler var biliyorsunuz. Maliyeciler ne yapar? Maliyecilik dediğimiz meslek kazları bağırtmadan yolma sanatıdır. Ne demek bu? İnsanlardan vergi alacaksınız ama bu çünkü daha sonra yine vergi alacaksınız ondan. Yani evet, maliyenin amacı vergi gelirini en üst düzeye çıkarmaktır. Maliyenin işi budur. Kimden alır vergiyi? Bireylerden alır, firmalardan alır, işletmelerden alır. Buna kamu da dahil. Kamu işletmeleri de vergi verir. Özel işletmeler de vergi verir. Kamu işletmeleri sonuçta devlet kendinden vergi vermiş olur. Ama evet verir. Yasal olarak o da var. Ama temel olarak devlet kimden vergi alır? Bireylerden ve onların kurduğu organizasyonlardan, şirketlerden, işletmelerden ve diğer şeylerden, işletmelerden, yani vakıflar filan da dahil tabii bunlar, ve iktisadi bir iş yapıyorlarsa oradan vergi verirler. Maliyeciler de işte burada iki oyuncu var, bir şirket var, bir de maliye var karşısında. Maliye vergi gelirini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Neyi hesaba katarak? Karşısındaki şirketin, işletmenin davranışını hesaba katarak. Onun hamlesini düşünerek, onun hamlesini hesaba katarak kendi vergi gelirini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Maliyenin hedef fonksiyonu vergi geliri, toplam vergi geliri. Peki şirket ne yapmaya çalışıyor? Şirket karını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Şirketin amacı da kar etmek. Karını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor ama bu arada maliyenin davranışını hesaba katmak zorunda. Diğer oyuncunun davranışını hesaba katmak zorunda. İşte oyun bu. Strateji dediğimiz şeyde buradaki her bir hamle diğer oyuncunun engellemesini veya işte neyse onun etkisini hesaba katarak hamle yapmak strateji oluyor. Yani önceden gelecekte diğerinin yapacağı hamleyi, diğerinin veya diğerlerinin, tek bir oyuncu olması veya karşımızda tek bir oyuncu olmayabilir, bir grup, takım olabilir, birçok oyuncu birçok oyuncuya karşı oynayabilir vesaire. Ha. Dolayısıyla da karşısındakinin hamlesini, yani bu durumda maliyenin vergi alacağını hesaba katarak kendi karını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor firma. İşte bu oyunu şimdi hesaplayacağız, bu oyunu göreceğiz. Peki nedir? İşte oyun teorisi örneği. İlk oyun teorisi örneğimizi göreceğiz. Bu arada oyun teorisi diye bir dersimiz de var. Tavsiye ederim. Öyle seçmeli bildiğim kadarıyla, zorunlu değil. Keşke zorunlu olsaydı. Seçmeli iktisatta dileyenler bence... Yani iktisatla veya toplumla uğraşacak herkesin biraz oyun teorisi bilmesinde de yarar var. Tavsiye ederim o dersi. İkinci veya üçüncü sınıfta ya da dörtte galiba. Nerede bilmiyorum. Bir yerlerde karşınıza çıkacak şey olarak. Seçmeli ders olarak bildiğim kadarıyla. Peki. Bu arada bazı varsayımlar var. Burada basit ve deterministik bir oyundan bahsediyoruz.
modeller, yani doğa veya toplumu anlamak için kurduğumuz o yapılar, matematiksel yapılar iki şeyle, yani modeller ikiye ayrılırlar. Deterministik modeller ve stokastik modeller. Yani rastsallığı hesaba katan istatistikler, stokastik modeller, içinde rastsal elemanlar, rastsal öğeler olan. Bir de rastsal öğeler olmayan, herkesin her şeyi bildiği, her şeyin belli olduğu, yani şansa bağlı olmadığı durumlar. Satranç mesela böyle bir oyundur. Tamamen deterministiktir, stokastik değildir. Tavla stokastik bir oyundur. Zara göre oynanır. Zar ne gelirse şansı artık ona göre şey yaparsınız. Ona göre ondan sonra mantıklı hamle yapmaya çalışırsınız ama zar da önemlidir orada. Zar işte şansı temsil eder. Nitekim şeylerdeki batı dillerindeki mesela İngilizce'deki hazard kelimesi, Fransızca'da le hasard, İngilizce'de hazard, the hazard, zardan gelir. Al-zar, Arapçadan gelen bir sözcük, bize de Türkçe'ye de oradan geliyor. Zar, al-zar, oradan hazard olmuş İngilizce'de, Fransızca'da le hasard olmuş filan. Yani birçok batı dilinde de bu şekilde geliyor. Peki, demek ki içinde rastsal öğeler olan durumlara ve onları temsil eden modellere ne diyoruz? Stokastik modeller diyoruz veya stokastik değişkenler. Değişkense bunlar değişkenler, stokastik değişkenler. Yani stokastik sıfatını kullanıyoruz. Yok, içinde rastsal öğeler yoksa, her şey belliyse, her şey belli bir kurala göre davranıyor ve şans yoksa işin içinde, ona deterministik şeyler, modeller diyoruz. Deterministik değişkenler ve deterministik modeller diyoruz. To determine İngilizce, determine Fransızcası, belirlemek demek. Deterministik de belirlenimci, belirlen, yani belirlenen her şeyin belli olduğu anlamına geliyor. Peki burada bir deterministik bir oyun. Yani her şeyin belli olduğu, herkesin birbirinin olası hamlelerini bildiği, şansa yer olmayan bir oyundan bahsediyoruz. Buradaki örnek öyle. Şans girince işin içine daha zor oluyor onun modellemesi ama imkansız değil. Onun da matematiği var. Biraz daha ileri işte olasılık hesapları filan, istatistik, onlar giriyor işin içine. Daha ileride göreceksiniz. Ekonometride mesela tamamen stokastik modellerle şey yapacağız. Ekonometri dediğimiz şey hemen tamamı stokastik modellere dayanır. Deterministik değildir. Şans işin içine girer. Onun için de işte istatistiği önce öğrenip sonra ekonometri yapmak gerekiyor. Peki, veya sosyometri veya psikometri, neyse diğer o şeyler, yani diğer o metrilerde hep işin içine şeyin, rastsal davranışların da girdiği durumları analiz etmek için kullanılıyor. Başka bilimlerde, başka şeyler, başka disiplinlerde de ona karşı, bizim ekonometriye karşı başka öyle ölçüm, yani rastsal durumları da ölçmeye yarayan, onları da hesaplamaya yarayan disiplinler var. Peki hala. Bu arada bu oyun teorisinin babası John Nash, yani ilk şeyleri, bunu teori haline getiren, matematiğini yapan kişi, hani şu Akıl Oyunları filmindeki, bir ara Türkiye'ye de geldi, sonra bir trafik kazasında yitirdik bildiğim kadarıyla, yani yakın zamanda ölmüş olan, belki bir 10 yıl mı oldu, belki daha az, kısa da olmuş olabilir. John Nash, Akıl Oyunları filmini herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir film. Görmeyen, seyretmeyen varsa seyretsin. Orada o John Nash'in hayatını anlatıyor. Ve en temel işte o deterministik, herkesin birbirinin hamlelerinin neler olduğunu bilip, işin içinde şans olmadan hesaba katarak, birbirinin hamlesini hesaba katarak yaptıkları en iyi optimizasyonu, en iyi sonuçları aldıkları, en iyi durumları buldukları ve artık bir hamlelerini değiştirme isteği duymadıkları, değiştirme gereği duymadıkları o dengeye Nash dengesi, Nash, John Nash adamın adı, Nash dengesi deniliyor. Dolayısıyla da biz burada bir Nash dengesi bulacağız. Peki, başka dengeler de var. Bu olası dengelerin bir
birbirinin hamlesini bildiği ve en sonunda hiç kimsenin hamlesini değiştirme gereksinimi duymadığı durum. Nash dengesi. Evet. Şimdi firma ne yapmaya çalışıyor? Kârını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. En çoklamaya çalışıyor. Maksimize etmeye çalışıyor. Seçim değişkeni, politika değişkeni ne? Miktar. Q. Hedef fonksiyonu P, kar. Yani toplam gelir eksi toplam maliyet, bildiğimiz kar fonksiyonu. Ve miktara, elindeki değişken de miktar. Fiyatla oynayamıyor. Fiyat sabit şey yapıyor da neyse, işte belli bir şeyi var, belli bir talep fonksiyonu var karşısında. Ona göre kendisi miktarı seçiyor. Ne kadar üretip ne kadar satacağını seçiyor firma. Başka bir şey üzerinde kontrolü yok. Kontrol değişkeni miktar. Üretip sattığı o mal miktarı, neyse o. Maliyenin amacı ne? Firmanın kar maksimizasyonunu hesaba katarak satış vergi gelirini en çoklamak. Satış vergisi geliri dediğimiz şey işte şu fonksiyonla gösteriliyor. Büyük T eşittir küçük T çarpı Q. Ne demek bu? Gelir üzerinden değil de firmanın sattığı malın miktarı üzerinden bir vergi alınıyor. Bu bizim özel tüketim vergisi gibi bir şey. Yani her bir litre benzin mesela sattığı zaman şey ne derler? Benzin istasyonu. Benzin istasyonunun sattığı her bir litre benzinden devlet mesela atıyorum 3 lira alıyor. Kaç lira aldığını bilmiyorum. Muhtemelen çok daha fazla. Ama yani 10 lira alıyorum diye alıyor diyelim. Benzinin fiyatı ile ilgili değil bu. Benzinin miktarıyla her bir litre benzin, her bir litre benzinden siz 10 lira para veriyorsunuz. Her bir litre sattığınızda kaça satarsanız satın onu 10 lira devlete veriyorsunuz bir defa. Artı işte KDV'si bilmem nesi, başka o fiyata bağlı olan ve gelirinize bağlı olan başka vergiler de var. Bu tamamen miktar üzerinden verilen bir satış vergisi dediğimiz şey, sales tax. Amerika'da falan da var bu. Yani yerine göre kullanılan bir vergi çeşidi. Dolayısıyla işte her bir sattığınız bir mesela litre benzinden benzin için 10 lira vergi veriyorsunuz. Kaç litre satmışsanız o kadar çarpı 10 lira maliyenin toplam geliri oluyor. Maliye de bunu en çoklamaya çalışıyor. Neyi hesaba katarak? Sizin maksimizasyon yapıp en iyi şeyiniz, hani o karınızı maksimize ettiğiniz miktar neyse onu hesaba katarak kendi T'sini, kendi vergi gelirini, toplam vergi gelirini en çoklamaya, yani maksimize etmeye çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz peki, firma olarak biz ne yapıyoruz diyelim? Bir benzin istasyonu diye düşünelim. Tamam, litre şey satacağım, karımı da maksimize edeceğim. Ama maliyenin benden vergi alacağını biliyorum ben. Kaç litre satarsam o kadar çarpı 10 lira vergi vereceğim ben maliyeye. O zaman benim o vereceğim vergiyi de maliyetlerim içine katmam lazım. Benim için bir maliyet verdiğim vergi. Firma için. Maliye için kazançken firma için bir maliyet. O zaman maliyet fonksiyonumun içine bu vergi, ödeyeceğim vergiyi de katmam lazım. Nasıl ki benzini bir yerden alıyorum, bir rafineriden alıyorum. Onun maliyeti varsa ondan bir de vergi de vereceğim. Verginin de maliyetini benim maliyet fonksiyonumun, dolayısıyla da kar fonksiyonumun içine katmam lazım ki akıllıca bir optimizasyon yapayım. Gerçekçi bir optimizasyon yapayım. İşte strateji bu. Maliye firmanın, firma maliyenin davranışlarını hesaba katarak kendi stratejisini belirliyor. Onun için de etraftaki dolaşan o stratejistler filan laflarını çok da şey yapmayın. Herkes strateji yapmaz. Herkes stratejist de değildir. Strateji askerlikten gelen bir şeydir. Savaş durumlarında, mücadele durumlarında, karşılıklı oyun durumlarında şeylerin işte diğer oyuncuların davranışlarını hesaba katarak oyuncunun kendi oyunlarını, kendi hamlelerini belirlemesi ve bunun için de en iyi
şeyleri işte onların her biri birer stratejidir o gidilecek yolların, hamlelerin. Onların içinde de en iyisini seçmesidir. Dolayısıyla da strateji basit bir şey değildir. Herkes de stratejist falan değildir. Evet, pekala. Şimdi maliyenin şeyine firma miktarını, firmanın seçim değişkeni yani politika değişkeni veya işte kontrol değişkeni şey ne derler? Miktar. Peki maliyenin seçim değişkenine o da küçük t vergi oranı demişiz ama oran değil bu, oransal bir vergi değil bu, miktara bağlı bir tutar bu aslında. Vergi tutarı demek lazım. Vergi birim vergi tutarı diye bir şey söylemek lazım ama öyle denmiyor. Genellikle vergi oranı deniliyor buna. Uzatmamak için. Bu oransal değil ama miktara bağlı sabit bir tutar. 10 lira mesela litre başına. Peki. Şimdi normal olarak firma bir gelir fonksiyonu var. Gelir fonksiyonu aslına bakarsanız firmanın bir şeyi var. Bir talep fonksiyonu var. Ters talep fonksiyonu. P işte eksi alfa Q artı beta gibi ya da beta eksi alfa Q gibi bir talep fonksiyonu var. Yani ortalama gelir fonksiyonu var. Bunu bir daha Q ile çarpınca beta Q eksi alfa Q kare ya da eksi alfa Q kare artı beta Q gibi bir toplam gelir fonksiyonu elde etmişiz. Bunun arkasında o var aslında. Burada yazılmamış ama orada yani aslında bildiğimiz ters talep fonksiyonundan gelen yani P'nin fiyatın ortalama gelirin, fiyat ortalama gelir biliyorsunuz P eşittir AR. AR'nin işte beta eksi alfa Q gibi normal aşağı eğimli eksik rekabetçi firma aşağı eğimli bir ters talep yani talep fonksiyonuyla ve ters talep fonksiyonuyla karşılaşıyor. Bunun yani piyasası bu. Ondan sonra onu da Q ile çarpınca işte toplam geliri buluyoruz. Eksi alfa Q kare artı beta Q. Makul. İkinci derece kolları aşağı bakan bir parabol. C'si ne? Maliyet fonksiyonu ne? Geliri şeyin vergiyi falan hesaba katmadan normalde maliyetleri AQ kare artı BQ artı C olarak verilmiş. İkinci dereceden bir maliyet fonksiyonu olabilir. Bu da maliyetler böyle modellenmiş. Aslında üçüncü dereceden olsa daha iyi ama karıştırmamak için fazla ikinci dereceden yapmışlar. O da güzel. Alfa, beta, A, B, C bütün parametreler pozitif. Tamam. Negatif bir şey gerektiği zaman başına koyuyor. O da çok güzel. Her şey biliniyor. Herkes de her şeyi biliyor. Maliyede firmayı biliyor. Firma maliyeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Her şey açık. Şey yok. Rastlantısal veya tahmin edilmesi gereken bir şey yok. Herkesin şeyi belli. Vergi oranı da işte TÜİK'te de belli. Fiyat da belli. Ona göre gelir belli. Her şey belli. Şimdi firma ne yapması lazım? Vergi ödeyeceğini de hesaba katması. Yani maliyet fonksiyonu içine vergiyi de katması lazım. Her bir sattığı 1 litre başına T lira ödüyorsa T çarpı Q kadar bir maliyet artışı oluyor demektir vergi aldığı zaman bundan maliye. Yani normal C fonksiyonunun üstüne yani vergisiz maliyet fonksiyonun üzerine o vergiyi eklemesi lazım. Yani yeni C yıldız fonksiyonu diyebiliriz buna. Yeni C fonksiyonu C yıldız. C artı TQ olacaktır. C artı TQ olacaktır. Yani AQ kare artı B artı küçük TQ artı C olacaktır. Firmanın maliyenin davranışını da yani vergi ödeyeceğini de hesaba katarak oluşan gerçekçi yeni maliyet fonksiyonu budur. AQ kare artı B artı TQ artı C'dir. Peki neyi maksimize edecek? Karını maksimize edecek. Ne demek bu? Kar normalde R eksi C'ydi. Maliye hiç işin içine girmeseydi. Ama giriyor. Vergi alıyor bizden. O zaman R eksi C yıldızı artık yeni kar fonksiyonu. Maliyetin de işin içine şeyin de verginin de iş, hesaba katıldığı yeni kar fonksiyonu mu oluşturacak? O da nedir? R eksi işte AQ kare artı B artı TQ eksi artı C. Eksiyi şey yapınca burada eksi alfa Q kare var. Ondan eksi AQ kare eksi alfa artı AQ kare oluyor. Burada beta var. Oradan eksi beta artı T olunca beta eksi B eksi TQ oluyor. Ve eksi C oluyor ondan sonra eksiyi dağıtınca içeriye. Normal R eksi C yıldız yaptığınız zaman bunun böyle olduğunu da göreceksiniz. Peki.
Evet. Demek ki bizim maliyenin de, yani firmanın maliyenin de oyununu hesaba katarak oluşturduğu yeni gerçekçi kar fonksiyonu, işte stratejik kar fonksiyonu diyebiliriz buna. Böyle bir laf yok ama yani istersek bunu diyebiliriz. Burada giriyor işin içine strateji. Eksi alfa artı a parantezinde kar çarpı q kare artı beta eksi b eksi t hepsi çarpı q eksi c. İşte firma bunu maksimize edecek. Bunu yaparken bu küçük t işin içine girdiği için işte maliyenin davranışını, hamlesini hesaba katmış oldu. Ne yapacağız? Normal optimizasyon yapacağız. Maksimizasyon yapacağız. Birinci türevi alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Oradan kritik durağan noktayı bulacağız. Bir tane çıkacak zaten. Fazlası da çıkabilirdi fonksiyonuna göre. Ama burada bir tane çıkıyor. Sonra da işte ikinci derece koşula da bakarak bunun gerçekten maksimum olduğunu bulacağız. Sonra ne yapacağız? Maliye bizim maksimum miktarımızı, yani optimum miktarımızı daha doğrusu, en iyi, bizim için en iyi karı veren miktarı, çözüm miktarımız, denge miktarımızı, satış miktarı, yani bizim kaç litre satıyorsak mesela, onu hesaba katarak kendi toplam vergi gelirini maksimize edecek. Peki nedir? İşte karı, bu elde ettiğimiz, yazdığımız kar fonksiyonunun birinci türevini alınca 2'yi başa indir. Eksi 2 alfa artı a çarpı q eksi şey artı beta eksi b eksi t. O kadar. Eksi c eksi 0 zaten, orası sabit. Tamam. Buradan q yıldızı çekince işte nedir q yıldız? Beta eksi b eksi t bölü 2 kere alfa artı a. Tek bir çözüm, tek bir nokta çıkıyor. Tek bir miktar çıkıyor, o da bu. Normalde vergi olmasaydı Q beta eksi B bölü 2 kere alfa artı A olacaktı. Vergi gelince işin içine beta eksi B eksi T bölü 2 kere alfa artı A oldu. Vergi şeyi, oranı bu şekilde bizim optimizasyonumuzun, bizim hamlemizin içine girmiş oldu. Ve ben bu Q yıldızdan daha iyi bir yerde üretim veya satış yapamam. Çünkü karımın en üst düzeye çıktığı yer burası. Bundan başka nerede yaparsam karım ondan daha az olacak. Dolayısıyla benim en iyi hamlem bu. Bu hamlemi değiştirmek için bir nedenim yok. Beta eksi B eksi T bölü 2 kere alfa artı A'yı satarsam en iyi durumdayım. Oturur keyfime bakarım. Firma olarak. Peki şey ne yapacak? Maliye ne yapacak? Benim herhangi bir Q'mü değil, bu Q yıldızımı hesaba katacak. Ve bunun üzerinden vergi alacak. Bunun üzerinden vergi alacak. Yani şeyi ne derler? Maliyenin benim hamlemi hesaba katarak yapacağı işte hedef fonksiyonu büyük T eşit küçük T çarpı Q yıldız bu sefer. Ha. O zaman Q yıldız neydi? Beta eksi B eksi T bölü 2 kere alfa artı A. Demek ki T çarpı beta eksi B eksi T bölü 2 kere alfa artı A yapıyor. Bunu maksimize edecek maliye. Bunu da T'yi içeriye dağıttığımız zaman tekrar beta eksi B çarpı T eksi T kare bölü 2 alfa artı A oluyor. Payda da zaten şey yok, payda sabit. Bunun şeyi ne yapacağız? İşte bu maliyenin stratejik hedef fonksiyonu, yani benim de şeyimi, benim de hamlemi de firmanın hamlesini hesaba katarak şey yaptığı, oluşturduğu hedef fonksiyonu bunu maksimize edecek. Tamam, türevini alıyoruz. T yukarıda, aşağıda 2 kere alfa artı A var. Payda da şey yok, T yok. Onun için bölüm formülü kullanmaya gerek yok. 1 bölü 2 alfa artı A'yı çarpan gibi şey yapabiliriz. Yani T'ye göre türev alınca işte beta eksi B bölü 2 alfa artı A eksi 2 T bölü 2 alfa artı A, 2 alfa artı A payda da üsttekine şey yapacağız. Beta eksi B bölü şey eksi beta eksi B eksi 2 T hepsi bölü 2 alfa artı A şeklinde türevi bulabiliriz. Bu da 0. Eşit 0 yıllayarak şeyimizi, küçük T'yi hesaplayacağız. Maliye küçük t ile oynayarak onun kontrol değişkeni, maliyenin kontrol değişkeni veya seçim değişkeni veya politika değişkeni küçük t. Yani vergi oranı. Tamam. Payda da t yok zaten. İşte türevini aldık, sıfıra eşitledik.
Demek ki neresi? Pi 0 olacak. Yani beta eksi b eksi 2 t 0 demektir bu. O zaman da t yıldızı da beta eksi b bölü 2 olarak buluruz. İşte firma maliyenin davranışını hesaba katarak en iyi hamlesini yaptı. Q yıldız üretti. Maliye de firmanın bu en optimum davranışını, en iyi davranışını hesaba katarak kendi vergi oranını belirledi. Küçük t yıldızı belirledi. O da beta eksi b bölü q. İkisi de bundan daha iyi bir konuma gelemezler. Dolayısıyla iki oyuncu da en iyi hamlelerini yapmış ve Nash dengesini bulmuş olurlar. Kimse bu dengeyi değiştirmek istemez. Çünkü bundan başka şu iki hamleden başka her davranış en az bir tanesinin daha kötü konuma gelmesini sağlayacaktır. İki oyuncunun da adeta şey yapmış oldular. Birbirleriyle konuşmadan, hatta birbirlerini belki böyle hasım olarak görerek ama en iyi konumlarına getirdiler birbirlerini. Yani olabilecek en iyi duruma geldiler. Ha, peki. Peki bunun en iyi durum olduğunu nereden biliyoruz? İkinci derece koşula bakmak lazım. Nedir o? İkinci derece türevler. Kolay, o burada gayet kolay. Şey neydi? Pi'nin birinci türevi, karın birinci türevi eksi 2 kere alfa artı AQ artı beta eksi B eksi T idi. Beta eksi B eksi T sabit zaten. Q'ye göre türevini alınca bunu eksi 2 kere alfa artı A. Karın ikinci türevi eksi 2 kere alfa artı A. Alfa artı A pozitif, alfa ve A pozitif olduğuna göre 2 pozitif, başında da eksi var. Demek ki negatif. Demek ki karın ikinci türevi negatif. Kar fonksiyonu kesin içbükey bir fonksiyon. Demek ki bu bulduğumuz şeyde optimum nokta, maksimum işte Q yıldız noktası da bir maksimum noktadır. Ha istersek bunun kar P yıldızı da bulabiliriz. Kar fonksiyonun içine bu Q yıldızı yerleştirerek T fonksiyonunu da hesaplayabiliriz. Biraz uzunca ama egzersiz olarak yapabilirsiniz. Şart değil. Sorulursa yapılır, değilse gerekli değil. Peki maliye? Maliyenin birinci türevi buydu işte. Beta eksi B eksi 2 T bölü 2 alfa artı A. Bunun T'ye göre türevi nedir? Bu da doğrusal, dikkat ederseniz T'nin karesi bile yok burada. Eksi 2 bölü 2 alfa artı A. 2'ler sadece eksi 1 bölü alfa artı A'dır. Maliyenin gelir, yani vergi fonksiyonunun, toplam gelir fonksiyonunun da ikinci türevi eksi 1 bölü alfa artı A'dır. Buradan hemen alabilirsiniz. O da ne? Alfa artı A pozitif, alfa pozitif, A pozitif, 1 de pozitif. Bir de başında eksi var. Eksi artı bölü artı eksi. Demek ki maliyenin gelir fonksiyonunda, vergi gelir fonksiyonunun da ikinci türevi negatif. Gelir vergi fonksiyonu da kesin içbükey. Dolayısıyla bulduğumuz nokta bir yerel maksimum, aynı zamanda genel maksimum. İşte size bir oyun örneği. İlk oyun teorisi dersimize de giriş yapmış olduk. Bundan sonrası şeylerde, ileride oyun teorisi dersi alırsanız orada bol bol böyle dengelerle, böyle şeylerle uğraşırsınız. Dediğim gibi çok da tavsiye ediyorum. Şimdi küçük bir ara verelim. Ondan sonra biraz egzersizlerle bu 9. konunun yine bir başa dönelim. Dün işlediğimiz şeylerin işte baştan itibaren, dün veya da evvelsi gün, neyse işte ilk baştaki egzersizlerle, bıraktığımız egzersizlerle biraz devam ederiz. Bugünlük bu kadar yeter. Ders olarak yani. Şimdi 3-4 dakika ara, arkasından egzersizlerle devam ediyoruz. Sizin soracağınız bir şey var mı? Peki, 3-4 dakika sonra devam ederiz.
Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi egzersiz 9.2 ile devam edeceğiz. Yani bu optimizasyonun ilk şeyleriyle, ilk egzersiz 9.1'in egzersizi yok, 9.2'nin alıştırmaları var. Onlarla devam edelim. Üçüncü baskı ile dördüncü baskı arasında küçük küçük bazı farklar var. Çok önemli şeyler değil, çoğu aynı yine. Arada ufak tefek. İşte bir şeyi, katsayıyı değiştiriyor bilmem ne, yani şey kabilinden, keyfek eder farklar olabiliyor, önemli değil. Burada sağ taraftakiler daha iyi okunuyor. Hoş, bazı ufak tefek değişiklikler var, hangisi hangisidir bilmem, sırayla yapalım zaten, çoğu aynı dediğim gibi. Peki neymiş? Birinci egzersiz, sırayla gidelim madem vaktimiz de var artık, biraz şey yapalım, biraz yapalım. Find the stationary values of the following. Check whether they are relevant. Bütün reel sayıların tanım kümesi olarak alarak, ki bunlar polinom zaten tanım kümeleri, tüm reel sayılar. Bunların durağan noktalarını bulun ve ne olduklarını belirin, işte maksimum, minimum veya dönüm, yani tepe dip veya dönüm noktası olduklarını belirleyin diyor. A şıkkında ne var? İşte burada mesela y eşittir eksi 2. Siz de burada bu arada yapıp şey yapabilirsiniz, buraya yazanlara aferini veririz yine. Eksi 2x kare artı 8x artı 7. Bu fonksiyonun y fonksiyonu bu işte. Bunun şeyini bulacağız. Bunun işte tepe dibi dönüm noktası ne varsa onu bulacağız. Bulalım bakalım. Türevi nedir bu fonksiyonun? Hemen türevini yazın bakalım şuraya, görelim. Biraz siz de oynayın. Değil mi? Türevi nedir bu fonksiyonun? Türevini sıfıra eşitleyeceğiz değil mi? Durağan noktalarını bulmak için. Oradan çözüp 1 veya 2, 3 neyse durağan nokta bulacağız. Sonra da ikinci türevi alıp o durağan noktalarda o ikinci türevin işaretinin ne olduğuna göre tepe mi, dip mi, dönüm noktası mı, ne noktası olduğunu saptayacağız. Hemen bir türevini yazın bakalım şuraya şunun. Eksi 2x kare artı 8x artı 7. Nedir bunun türevi? Burada mıyız herkes, duyuyor musunuz? Kimse yazmıyor mu? Ben mi söyleyeyim, ben mi yazayım? Sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet hocam, geliyor sesim. Ha tamam, yazsanıza şunun türevini. Zor bir şey değil, baksanıza çok basit bir polinom türevi yazın. Yazın şunun türevini şuraya. Hiç kimse yazmıyor mu? Şu türevi alabilmeniz lazım. Niye hepinizin? Y eşittir eksi 2x kare artı 8x artı 7. Evet. Nedir? 2'yi başa indir. Eksi 4x artı 8 artı 0. Yani eksi 4x artı 8. Değil mi? Yok mu yazan? Nagihan, teşekkür ederim. Hemen aferini verelim. Başka yazan olsa ona da veririz. Tamam. Peki sonra ne yapacağız? Bu türevi sıfıra eşitleyeceğiz. Ve oradan bir veya birkaç kaç nokta çıkarsa onu bulacağız. Buradan bir tek nokta çıkacak. Eksi 4x artı 8'i sıfıra eşitleyince birinci türev sıfır değil mi? Neyi bulacağız? Kritik noktaları, durağan noktaları bulacağız. Durağan nokta ne demek? Birinci türevin sıfır olduğu noktalar demek. Hareketin bir an için durduğu, teğetin yere paralel, x eksenine paralel olduğu yerler. Onları bulacağız. Burada köşe meşe yapmıyor, gayet yumuşak. Güzel polinomlar, öyle garip bir köşeli falan bir şey yok. Tepe veya dip yok bunda. Normal yumuşak bir fonksiyon. Dolayısıyla birinci türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Oradan aday noktalarımızı bulacağız. Sonra da ikinci türevi alıp o noktalardaki ikinci türevin değeri neyse, artı mı eksi mi, ona göre de dönüm noktası mı, tepe noktası mı, dip noktası mı, bunu bulacağız değil mi? Güzel. Şimdi
2 yani eksi 4x artı 8 eşit 0 olursa x eşittir. Doğru. Eksi 8 bölü eksi 4 2 eder. O da güzel. Demek ki 2 de doğru. Yani x1 x yıldız x1 demeye gerek yok. Tek bir nokta var çünkü burada. X yıldız eşit 2 noktası bir şeydir. Bir durağın noktadır. Güzel. Peki burası tamam. Yani birinci derece koşul. Birinci derece gerekli koşul bu. Ne için? Maksimum veya minimum bulmak için gerekli koşul ama yeterli değil. Yeterli olması için ikinci derece koşula bakacağız. İkinci türevini bulacağız ve eksi 4 gayet güzel. Hemen aferinizi verelim. Güzel. İkinci türevi de eksi 4 bu fonksiyonu. Ne demek bu? Negatif mi pozitif mi? İkinci türev eksi 4. Negatif. O zaman bu fonksiyon üstelik de x'e bağlı çıkmadı dikkat ederseniz. Yani hangi x'te olursa olsun bütün tanım kümesi, bütün reel sayılar için negatif bu. O zaman bu fonksiyonun şekli için ne söyleyebiliriz? Büklümü için yani iç bükey mi, dış bükey mi, kesin iç bükey mi, kesin dış bükey mi, doğrusal mı? Nasıl bir fonksiyon bu? Yazın bakalım. Hemen çabuk çabuk. Çok işimiz var. Hadi bakalım. İkinci türevi negatifse bu bize fonksiyonun büklümünü söylüyor değil mi? Belli bir noktadaki değeri olsaydı o nokta civarında küçük bir komşuluğunda olacaktı. Burada her yerde zaten sabit çıktı. Eksi 4 her yerde. Eksi 4 bunun ikinci türevi. Demek ki fonksiyon her yerde kesin iç bükey. Kesin iç bükey. Bu fonksiyon kesin iç bükey ise güzel tamam. Kesin iç bükey negatif olması, ikinci türevin negatif olması işte. İkinci türevin negatif olması bize fonksiyonun kesin iç bükey olduğunu gösteriyor. Yalnız bu tabii tek taraflı gerektirme. Yani kesin iç bükey diye illa ikinci türevi negatif çıkacak diye bir şey yok. Sıfır da çıkabilir. Pozitif çıkamaz ama sıfır çıkabilir hasbelkader o noktada. Ama burada öyle çıkmadı. Bütün tanım kümesinde her yerde eksi 4 çıktı. Sabit ikinci türevi. Demek ki ikinci türev her yerde negatifse bu fonksiyon her yerde kesin iç bükey. Demek ki bulduğumuz nokta ne? Bir yerel maksimum, aynı zamanda da genel maksimum tepe noktası. Bunu peki fonksiyona bakarak bilebilir miydik? Evet, baştan bir fonksiyona baksaydık, eksi 2x kare artı 8x artı 7 bir kolları aşağı bakan bir paraboldür. Kolları aşağı bakan bir parabolünde sadece bir tepesi vardır. İkinci dereceden bir kolları aşağı bakan parabol. Nereden görüyorum? Eksi 2'den. Yani en yüksek kare teriminin katsayısının negatif olmasından kolları aşağı bakan bir parabol olduğunu görüyorum. Dolayısıyla da zaten baştan aslında biliyordum ben bunu. Tamam mı? Peki. Gelelim B şıkkına. Neymiş? Y eşittir 5x kare artı x. Orada eksi gibi çıkmış ama artı aslında öbüründe de 9x, öbür sol taraftakine bakınca 5x kare artı x aynı o. 5x kare eksi x olsa ne olurdu? Bir şey var bir tane de işaret değişti. Başka bir şey olmazdı. Peki ne yapacağız şimdi? Yapalım bakalım. Bir durağan noktaları. Birinci derece koşul, durağan noktalar. Birinci derece gerekli koşul. Nedir? Durağan noktaları bulmak. İkinci derece koşul, ikinci türevin işaretine bakıp bu noktaların ne olduklarını bulmak. Y eşittir 5x kare artı x. Nedir bunun türevi? 10x artı 1. Güzel. Tamam. Harika. Bu arada şöyle bir şey yapayım size, şöyle bir ipucu vereyim. Şimdi şeyde bizim elimizde evet şemsiye falan yok. Şemsiyeyle her zaman yanımızda şemsiye olacak diye bir şey yok ama iç bükeylik, dış bükeyliği falan kendi elimizle daima hani hatırlamıyorsak kendimize hatırlatmak için elimizi akıllıca kullanabiliriz. Bize kendimize hatırlatmak için. Elimizde hepsi var, her şey var bunların aslında. Elimizi hafif bombe şeklinde tutup aşağı şeyi yani el ayağımız elimizin avucumuzun içi aşağı bakacak şekilde tuttuğumuz zaman işte iç bükey hatta kesin iç bükey bir fonksiyon şey yapmış oluyoruz. Parmak şeylerimizin de parmaklarımızın elimizle birleştiği o yerlerdeki en üst noktada fonksiyonun maksimumu oluyor. Kesin iç bükey maksimum. Ters çevirirsek sanki elimize su damlıyormuş gibi böyle su alıyormuşuz gibi
el ayağımızı, elimizin içini yukarıya göğe doğru çevirirsek, o zaman da kesin dış bükey bir fonksiyonla karşılarız. Onun o zaman elimizin en altındaki o nokta, parmaklarımızın el şeyimiz, kemiklerimize bağlandığı noktada yerel minimum oluyor ve genel minimum oluyor işte. Elimizde var aslında bunlar. Dönüm noktasında iki elimizle yapabiliriz. İç bükey giyerken dış bükey veya dış bükey giyerken iç bükeye dönen noktayı da iki elimizle gösterebiliriz. Yani o şekilde de hatırlayabilirsiniz. Peki şimdi neymiş? 10x artı 1 türevi doğru. 10x artı 1 tamam. 10x artı 1'den buradan eşit 0 yapınca değil mi? Birinci derece koşul, birinci derece türevin 0 olması. 10x artı 1 eşit 0'dan x yıldız eşittir. Eksi 1 bölü 10. O da güzel. Tamam. Ve bunun ikinci türevi de 10. Doğru. Bir daha 10x artı 1. İç bükey doğrusal, dış bükey kesin dış bükey. Bunlardan başka bir şey olamaz. Hangisi bunlar? 5 tane seçenek var. Ne güzel değil mi? Tam test sorusu. 5 tane seçenek. Kesin üç bükey, iç bükey, doğrusal, dış bükey, kesin dış bükey. Hangisi? İkinci türevi 10 çıktığına göre. Pozitif çıktı ve sabit her yerde böyle. X'e bağlı çıkmadı. Dış bükey mi? Dış bükey. Peki kesin mi? Kesin olmayanı mı? Dış bükey doğru. Ama kesin mi? Kesin olmayanı mı? Ben söyleyeyim. İkinci türev her yerde pozitif olduğuna, X'e bağlı olmadığına göre yok, hayır, ikisi farklı olması bir şey fark etmiyor. Her yerde kesin pozitif olduğu için, yani bu sıfır olamayacağı için bazı yerlerde kesin pozitif, her yerde kesin pozitif, sıfır olduğu hiçbir aralık veya hiçbir bölge yok o tanım kümesinin içinde. Dolayısıyla bu fonksiyon kesin dış bükey. Kesin dış bükey ise her yerde, üstelik bütün tanım kümesinde kesin dış bükey, bu fonksiyonun o bulduğumuz nokta nesidir? Tepe mi, dip mi, dönüm noktası mı? Ne noktası bulduk biz? Bu x yıldız eşit eksi 1 bölü 10. Tepe mi, dip mi, dönüm noktası mı? Hem yerel hem de genel dip noktası. Minimum yani. Değil mi? Bu da kolları yukarı bakan bir parabol. Onun da dip noktası olur. Oradan da fonksiyona bakarak da görebiliyoruz. Daima ilk önce bir fonksiyona bakın. Yani size verilen soru neyse o soruyu iyi okuyun ve ilk önce size verilen fonksiyon, ilişki, işte şey, bağıntı, denklem neyse onların şöyle bir yüzüne bakın. Bir görün bakalım neye benziyor. Kafanızda bir canlandırın. Ondan sonra girişin daima şeye, çözmeye. Çünkü o ilk bakış bile size birçok şeyler söyleyebilir ve sizi yönlendirebilir. Onun için de fonksiyonun şöyle bir yüzüne iyice bakın. Evet, C şıkkına geldik şimdi. Demek ki bu bulduğumuz nokta neymiş? Yani fonksiyon tüm tanım kümesinde kesin dış bükeymiş. Bulduğumuz nokta da hem yerel hem de aynı zamanda genel minimum dip noktası yani. C şıkkında y eşittir 3x kare artı 3. Fonksiyona bakın ve söyleyin nasıl bir fonksiyon. Bu fonksiyonun şekli ne? Nasıl yani, bu fonksiyonun bir adı var. Ne diyoruz böyle fonksiyonlara? 3x kare artı 3 y eşittir 3x kare artı 3. Nedir? Bu arada buradaki 3. ve 4. sorular çok hoş. 1 ve 2 şey, daha sıkıcı sorular, pek bir şey yok onlarda. Ama 3 ve 4 nefis. Evet. Parabol. Güzel. Bu bir parabol.
Nasıl parabol? Kolları ne tarafa bakıyor? Yukarı mı başı bakıyor, aşağı mı bakıyor? Ve niye? Y eşittir 3 kare artı 3 bir paraboldür. Çok güzel. Kolları yukarı bakıyor. Çok güzel. Niye? Katsayı pozitif. En yüksek şeyinin katsayısı. Çok güzel. Bravo. Şunları hemen doğru yazılanları hemen verelim. Aferinleri. Yukarı. Nerede? Şurada. Ve pozitif. Tamam. Nesi pozitif? Tabii neyin pozitif olduğunu da açıkça söylemekte yarar var. En büyük teriminin katsayısı pozitif. Artı 3. Dolayısıyla 3x kare diye başladığı için kolları en sonunda yukarı bakıyor. Evet. Güzel. O zaman bunun nesi olur? Bulursak o noktayı, nesini bulmuş oluruz. Kolları yukarı bakan bir parabol iç bükey midir, dış bükey midir? Kesin iç bükey mi, kesin dış bükey mi ve doğuya doğrusal mıdır? Bakın hiç hesap yapmadan bakarak, yüzüne bakarak neler söylüyoruz. Evet. Nedir? Kesin iç bükey. İyi düşünün Nagihan. Kolları yukarı bakıyor. Ve biz gözümüz nerede? Bizim hep eksi sonsuzda. Aşağıdan yukarı bakıyoruz fonksiyona daima. Kolları yukarı bakan bir parabol. Yumurtanın dibi gibi değil mi? Tam tersi. Evet tabii. Tam tersi yani. Kolları yukarı bakan bir parabolde bizim gözümüzde eksi sonsuzdaysa aşağıdan hep yukarı fonksiyona doğru bakıyorsak yumurtanın dibi gibi bir şey görüyoruz. Yumurtanın altı böyle kavisli kısmını görüyoruz demektir değil mi? O yumurta böyle sonsuza doğru büyüyor ondan sonra gidiyor. Ha. Demek ki bu fonksiyon ne oluyor? Kesin dış bükey oluyor. Her yerde kesin dış bükey. Ve bizim bulursak o noktayı, o bulacağımız noktada ne noktası olacak? Dip noktası. Yani yerel aynı zamanda da genel maksimum, minimum noktası dip noktası olacak. Tamam mı? Peki hesaplayayım bakalım şimdi. Ne yapacağız? Birinci derece koşul, gerekli koşul. Birinci türevi alıp sıfıra eşitlemek. Oradan bir nokta bulacağız. İkinci derece koşul, ikinci derece türevi alıp işaretine bakmak. O da işte burada gördüğümüz doğruysa pozitif çıkması lazım. Yapın bakalım, yazın şuraya türevleri. Evet, 6x bunun şeyidir, türevidir. 3x kare artı 3'ün birinci türevi 6x'tir. dy bölü dx 6x'tir. Peki sonra bunu ne yapacağız? Bunu eşit 0 yapacağız. Eşitlenince 0 çıkıyor. Evet, x yıldız eşit 0. Tek bir noktası var. Y yıldızı da 3. 0, 3 noktası değil mi? Yeni yerine koyunca x yıldız eşit 0. Y yıldız eşit 3. Yani 0, 3 noktası bunun kritik tek durağın, tek kritik noktası. İkinci türev 6. Güzel. Pozitif mi negatif mi? Sabit demek ki her yerde aynı. Bütün tanım kümesi, bütün reel sayılar için ikinci türev 6. Her yerde pozitif. O zaman bu fonksiyon ne bükey? Kesin olup olmadığını da söyleyin. İkinci türev her yerde pozitif çıktı. 6 sabit bir pozitif çıktı. O zaman bu fonksiyonun büklüğü ne? Yok mu yazan? Kesin dış bükey değil mi? Çünkü kesin pozitif çıktı. 6 çıktı ikinci türev. Demek ki bu fonksiyon her yerde kesin dış bükey. O zaman bu bulduğumuz nokta ne? Hem yerel hem de genel minimum dip noktası. Kesin dış bükeyse. Hep gözümüzü eksi sonsuzdan aşağıdan yukarı bakıyoruz fonksiyona. Onu unutmayın. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Peki tamam. Harika. Pekala. Evet gelelim 2'ye. Yine aynı şey. Burada yalnız tanım kümesini şey yapılmış, tanım kümesini değiştirmiş, sıfırla artı sonsuz pozitif sayıları sıfırdan itibaren sıfır dahil sıfırla artı sonsuza kadar pozitif sayıları tanım kümesi olarak alın demiş. Niye böyle yapmış? Çünkü negatif olunca işler biraz daha değişiyor herhalde bazı fonksiyonlarda burada. Onun için pozitif sayıları alın demiş tanım kümesi olarak.
Peki A şıkkını yapalım bakalım. Y eşittir x küp eksi 3x artı 5. Ne yapacağız? Yine işte birinci türevi alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Oradan kritik noktaları bulacağız. Durağan noktaları bulacağız. Sonra ikinci türevi alıp o noktalardaki işaretlerine bakarak o komşulukta fonksiyonun nasıl bükey olduğuna bakacağız. Ona göre de işte bulduğumuz nokta tepe mi, dip mi, dönüm noktası mı karar vereceğiz. Yapın bakalım. Birinci derece koşul. Birinci türev hemen alın. X kare eksi 3. Güzel. Bunu eşit 0 yapı. Güzel. Bravo. 3x kare eksi 3'ler doğru. Hemen aferinleri verelim. Evet. Şey var, niye olmadı? Allah Allah. Şöyle. Tamam, verdik mi? Anlamıyorum ben. Ne oldu bunlar? Ben işaretliyorum. Kayboluyor bunlar. Niye öyle? Ha, şimdi geldi buna. Bu da geldi. Güzel. İkinizinki de doğru. Güzel. 3x kare eksi 3. Buna 0 verince ne oluyor? X kare eşit 1. Dolayısıyla x de artı veya eksi 1. Güzel. Evet, x yani buradan 2 nokta çıkıyor. Artı veya eksi 1 çıkıyor. Çok güzel. Y'sini de ona göre hesaplayabiliriz değil mi? Yerine koyup işte 1 eksi 3 artı 5. 5 1 daha 6. 3 çıkınca da 3 eksi 1. Eksi 1 ile eksi 3 çarpınca artı 3. 5 3 8 1 çıkınca 7. Y'lerinde Y1 yıldız, Y2 yıldız diye bunları şey yapabiliriz. X1 yıldız artı 1 olur mesela. X2 yıldız eksi 1 olur. Keyfi eder. Onların da Y'lerini de hesaplayabiliriz orada. İkinci türevi 6X. Güzel. 3X kare eksi 3'lü türevi 0'a eşitledik. Oradan kritik noktaları bulduk. Durağan noktaları bulduk. Sonra ikinci derece koşul. İkinci türev. İkinci türevi alıyoruz. 6X. Peki. O zaman 6X X'e bağlı çıktı. Ne yapacağız? Her bir nokta için ayrı ayrı işaretlere bakacağız. O komşulukta fonksiyonun nasıl davrandığını bulmak için artık her yerde bütün tanım kümesinde aynı çıkmadı. Şeyine göre değişiyor. Ne derler? X'e göre değişiyor bu ikinci türevin işareti. Artı 1 için ne oluyor? Eksi 1 için ne oluyor? 6 kere 1 değil mi? 6 kere X yerine 1 koyuyoruz. Sonra da X yerine eksi 1 koyacağız. 6 kere 1 6. Pozitif. 6 kere eksi 1, eksi 6 negatif. Demek ki 1'in komşuluğunda 6 ve eksi 6. Aynen öyle Nagihan. Güzel. Verdik mi? Verdik. Tamam. Şimdi 1'in komşuluğunda 6 pozitif. Eksi 1'in komşuluğunda yani negatif. Eksi 6. Tam artı 1'de 6. Eksi 1'de eksi 6 değeri alıyor bu türev. İkinci türev. Demek ki bir noktasının x yıldız eşit 1, x1 yıldız eşit 1 noktasının komşuluğunda pozitif. X1 yıldız, x2 yıldız eşit eksi 1 noktasının komşuluğunda da negatif bu türev, ikinci türev. Ne demek bu? X1 yıldız eşit 1 noktasında orada ve onun komşuluğunda fonksiyon, ikinci türev pozitif olduğunda göre fonksiyon ne bükey? X1 yıldız eşit 1'de. Büklümü ne? Yani ikinci türevin 6 olduğu yerde dış bükey ve kesin dış bükey. Dış değil dış. Evet. Kesin dış bükey. Dış bükey ve kesin dış bükey. Niye? Kesin pozitif çıktı. Çünkü eşit 0 olamıyor. Büyük eşit 0, küçük eşit 0 çıkabilseydi o zaman kesin olmayan dış bükey veya iç bükey diyebilirdik. Burada kesin pozitif çıktığı için kesin dış bükey. Peki kesin dış bükey ise güzel, o da güzel. Kesin dış bükey ise bu x1 yıldız eşit 1 noktası tepe noktası mı, dip noktası mı, dönüm noktası mı? Yerel maksimum mu, yerel minimum mu ya da dönüm noktası mı? Dip noktası, aynen öyle, bir yerel minimum bu ve bir dip noktası. Bravo, güzel. Oluyor bu iş. Güzel. Tebrik ediyorum. Oluyor. Yavaş yavaş anlamaya başladık bu işi. Harika. Peki sonra
Bir de ne var? Eksi bir noktası var değil mi? Bir de diğer adayımızda eksi bir noktası. Eksi iki yıldız eşit eksi bir. Orada ikinci türev ne işareti aldı? Eksi altı oldu. Negatif oldu. O zaman şeyin noktasının yani x yıldız x2 yıldız eşit eksi bir noktasının komşuluğunda bu fonksiyon ne bükey? Nasıl büklümü bunun? İkinci türev negatifse. Kesin iç bükey. Aynen öyle. Güzel. Olmaya başladı bu iş. Harika. Ne oldu? Bir şeyler. Ben de bir şu işaretleri koymayı becersem çok memnun olacağım. Birini verirken öbürü siliniyor. Neyse tamam şimdi oldu galiba. Pekala. Demek ki kesin iç bükey. Kesin iç bükey ise o zaman bu x 2 yıldız eşit eksi 1 noktası nedir? Tepe mi dip mi dönüm noktası mı? Yerel tabii yerelden bahsediyoruz. Yani bağlı veya yerel. Ne? Minimum maksimum mu dönüm noktası mı? Minimum dip maksimum tepe. Dönüm noktası, kendi dönüm noktası. Tepe noktası, aynen öyle. Bir yerel maksimum yani tepe noktasıdır. Güzel. Çünkü fonksiyon kesin iç bükey. Kesin dış bükey, çanağın, çanak o onun dibi gibi. Kesin dış bükey, çanağı tersine çevirmişiz. Ya yumurtanın şeyi, bombe kısmı yukarı gelecek şekilde oradaki tepeyi bulmuş oluyoruz. Aynen öyle. Güzel. Peki, olmaya başladı bu iş. C şıkkının hesabı daha zor. B şıkkını yapalım. C'yi de ondan sonra siz egzersiz olarak yapın. Burada şey katsayılar bu da yapılabilir. Aslında zor bir şey değil. İkisi de üçüncü dereceden ve aslında görülüyor ne olduğu da ama bilemiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Peki. Şey yapalım. B şıkkını yapalım bakalım. Ne diyor? Y eşittir. 1 bölü 3 x küp eksi x kare artı x artı 10. 1 bölü 3 x küp eksi x kare artı x artı 10. Ne yapacağız? İşte optimizasyon yapacağız. Yani en iyileme yapacağız. Birinci derece koşul, birinci türevi alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Oradan durağın yani kritik noktaları bulacağız. Sonra ikinci türevi alıp o kritik noktaların her birinde o ikinci türevin işaretine bakacağız. Ona göre de işte iç bükey mi, dış bükey mi, kesin iç bükey mi, kesin dış bükey mi ve bulduğumuz nokta ona göre tepe mi, dip mi bunu anlayacağız değil mi? Peki, güzel. Şimdi birinci türevine 3'ü indirdik. 1, 3'te 1 bölü 3 gitti. X kare eksi 2x artı 1. X kare eksi 2x artı 1, güzel. Şöyle şey verelim. Evet. Şeyi şurada üs işaretini, şapka işaretini kullanmış. Doğru. Üs şapkayla gösterilir böyle yazarken. Dolayısıyla x, ben anlıyorum. Hani Nagihan'ın yazdığı da doğru ama orada şapka işareti kullansa daha güzel. X karenin düz satırda yazarsak o zaman işte burada x şapka x 2 deyince x üstü 2. X üstü 2 anlamına geliyor. Üzeri 2 anlamına geliyor. Dolayısıyla şapkada kullanabilirsiniz. İyidir. Şapka matematikte üssü anlamına gelir. Yani evet güzel. Eşitlenince 1 çıkıyor. Nasıl bir çıkıyor? 2 tane x kare eksi 2x artı 1 eşit 0 deyince çift kök çıkıyor değil mi? X, yani x eksi 1'in karesi bu. X eksi 1'in karesi olduğu için x eksi 1 de 0, x yıldız eşit 1 çıkıyor. Dolayısıyla da tek çift şey olduğu için, kare olduğu için bu çift kök, aynı kök. İkisi de 1 çıkıyor. Başka bir şey yok. Tamam. İkinci türevi de 2x eksi 2. Doğru. Tek bir adayımız var. X yıldız eşit 1. Onun da işte fonksiyonun içine koyunca neyse o. 1 bölü 3 eksi 1 artı 1 gitti zaten. 10 eksi 1 bölü 3. 10 artı 1 bölü 3 neyse o. İşte. Evet. Şey o. Y'si o yani. Önemli değil. Peki x eksi 2 doğru. Çift katlı kök olduğu doğru. İkinci türevinin 2x eksi 2 olduğu doğru. Bunun bir noktasındaki değeri ne bu şeyin? Bir noktasındaki değeri ne bu türevin? İkinci türevin. Sıfır.
O zaman ikinci türev 0. İlginç. Minimum mu maksimum mu? Hiçbirisi değil. Farklı bir şey oluyor. Aynen öyle. Orada aslında bir dönüm noktası var. Nereden biliyorum dönüm noktasını? Evet, dönüm noktası. Inflection point İngilizcesi, Türkçesi dönüm noktası. Nedir? İkinci türev 2x eksi 2. X'i ikinci türev tam x'te de x eşit 1'de de 0 oluyor. Dolayısıyla büklüm değiştiriyor fonksiyon orada. İşte dönüm noktası bu demek. İkinci türevin 0 verdiği zaman aslında sonuçsuz diyebiliriz ama sonuçsuz değil. Burada görüyoruz çünkü bunun yani ikinci türevi 2x eksi 2. 2 kere 1 2 eksi 2 0. Tamam, ikinci türevi 0. İkinci türev hasbelkader de 0 olabilir. Bu bir dönüm noktası olduğu için de 0 olabilir. Burada dönüm noktası olduğu için 0. Bunu da nereden görüyorum? X 1'den azıcık büyük olsa 1.1 alsam mesela 2 kere 1.1 2,2 eksi 2 0,2 pozitif. 1'den birazcık küçük alsam 0,9 alsam mesela 2 kere 0,9 1.8 2 çıkınca eksi 0,2 o da negatif. Demek ki bir noktasının biraz ötesinde biraz berisinde işaret değiştiriyor bu ikinci türev. Yani X'ler X yıldızdan 1'den birazcık küçük olunca ve eksi sonsuza kadar hepsinde ne oluyor? İkinci türev negatif oluyor. Yani fonksiyon kesin içbükey oluyor. X yıldızı 1'i biraz geçince ve artı sonsuza kadar geri kalanında ikinci türev hep pozitif. Demek ki fonksiyon orada kesin dışbükey. Demek ki kesin içbükey geliyor. Bir an için ikinci türev 0 oluyor, sonra kesin dışbükeye dönüyor fonksiyon. Dolayısıyla orası bir dönüm noktası işte. Inflection point. Dönüm noktası. Tamam mı? Anladık mı? Dönüm noktası da böyle bulunuyor. Yani ikinci türevi sıfır olan bir yer ama ikinci türevi sıfır olan her nokta dönüm noktası değil. O noktanın ötesinde berisinde ikinci türevin işaret değiştirmesi lazım. Yani fonksiyonun büklüm değiştirmesi lazım. İç bükeyden dış bükeye, dış bükeyden iç bükeye dönmesi lazım. Orası dönüm noktası. Bir de tepede, dipte veya başka herhangi bir yerde hasbelkader ikinci türev sıfır olabilir. Hasbelkader. Yani dönüm noktası olmamasına rağmen fonksiyonun o noktadaki ikinci türevi sıfır olabilir. Onun için de ikinci türevi sıfır bulunca ötesine, berisine, biraz öncesine, biraz sonrasına bakmak lazım ki fonksiyon gerçekten orada şey değiştiriyor mu? Büklüm değiştiriyor mu diye. Değiştirmiyorsa da ikinci türev testi sonuç vermez. Ondan sonra işte aslında 9596'nın konusu olan işlemediğimiz neyinci türev testine gitmek gerekir. Onu bu dönem işlemeyeceğiz herhalde. İkinci gelecek dönemi bırakacağım. Evet. Peki. Çünkü onun için Taylor serileri, Maclaurin serileri, Taylor serilerinden başka bir şeyler öğrenmek lazım. O ikinci dönemin başında yapacağız. İkinci yılın başında yapacağız onu. Peki. Şimdi. Pekala. Bu da böyle. Üçüncüsü yani biraz zor. Türev alması yoksa bir şey zorluk bir şey yok. Aslında bakarsanız onda da benzer bir şey çıkacak. Çok benzer. Sadece eksi x küp. Dolayısıyla ters çıkacak burada. Yani yine S çizen bir fonksiyon. Yine bir dönüm noktası çıkacak. Ama evet Nagihan almış zaten. Güzel. 3x eksi 3x kare artı 9x eksi 6. Güzel. Birinci türevi bu. Buradan ne noktalar çıkıyor? Bu da mı kare acaba? Değil ama. 2 ile 3 değil mi? Öyle bir şey. Sıfır yapınca evet. Var mı? Çözümü var mı? 3'e bölmek lazım. Eksi 3x kare artı 9x artı 6 eşit 0 yapınca bunu 3 ile sadeleştirince hatta eksi 3 ile sadeleştirelim. X kare eksi 3x eksi 2 eder. X kare eksi 3x eksi 2 nedir bunlar?
Bir yanlışlık mı var acaba bunda? Yok. Artı mı? 6x yok. Var mı çözümü? Delta ile bir bakın bakalım. Diskriminanla. Artı 6 diye eksi 6 olacak o. Onun için çıkmıyor. Köklerini bulacağız. Eksi 6 yalnız dikkat edin daha gel. Eksi 3x kare artı 9x eksi 6. Burası eksi 6x artı 6. Dolayısıyla eksi 6. Burası 3x kare artı 9x artı 6 diye. Bunun türevi 3x eksi 3x kare artı 9x eksi 6. Şimdi onu eşit 0 yapıp şeylerini bulacağız. Ne oluyor? Eksi 3 ile sadeleştirince x kare şöyle olması lazım. Eksi 3x kare artı 9x eksi 6. O zaman yoksa artı 6 olursa şey olur, sanal kök çıkar. Reel kök çıkmaz. Gerçek kök çıkmaz onun için. Burası eksi 6 olacak. Eksi 6x çünkü onun türevi. Eksi x küp fonksiyonun kendisi eksi x küp artı 4,5x kare eksi 6x artı 6. Dolayısıyla bunun türevi eksi 3x kare artı 9x eksi 6. Ona göre de 1 ve 2 çıkıyor kökler. 1 ve eksi 2 değil, 1 ve 2 çıkıyor. Yapın bakalım şeyi. Delta ile de yapabilirsiniz veya çarpanlarını ayırarak yapabilirsiniz. Bir kökleri 1 ve 2 çıkması lazım. Sonra ikinci türevine bakacağız. Değil mi? Nedir ikinci türevi bunun? Birinci türevi eksi 3x kare artı 9x eksi 6, eksi 6 ise, değil mi? O zaman şeyi nedir bunun? Kökleri 1 ve 2 olması lazım. O 1 ve 2'de de bunun işareti nedir? İkinci türevi de bulun bakalım. Eksi 6x artı 9. Tamam. Güzel. Tamam. Peki kökleri 1 ve 2 değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Yok, pardon. 1 ve 2 nasıl? Ha, doğru, şeyle eksi 3 ile sadeleştirince evet. 1 şey yapıyor, 2 de yapması lazım. 2 yapınca nasıl oldu bu iş? 2 kere 2 4. Ne oluyor? 2 kere 2 4. Eksi 12. Artı 6. Eksi 6. 2 kere 9 18. Eksi 6 olunca tamam doğru. 1 ve 2. Peki ikinci türev ne? Eksi 6x artı 9. Güzel. O da doğru. Kökler 1 ve 2. Tamam. 2 ve 1 çıkıyor. Güzel. Tamam. O da doğru. Peki ne yapacağız? Şimdi iki tane adayımız var. X1 yıldız eşit 1, X2 yıldız eşit 2. Y'lerini de istersek yerine koyup şeyleri Y'nin içinde bulabiliriz. Sonra yaparız. Sorun değil. Şu anda vakit kaybetmeye gerek yok onunla. Y yıldızları da buluruz. Y1 yıldız, Y2 yıldız. Asıl olan X'ler. Şimdi ikinci türev 1'de ne? 2'de ne oluyor? 1'de evet nasıl çıkıyor? Eksi 6 artı 3, 3 çıkıyor. Öbüründe eksi 2 kere eksi 6, yok 2 kere eksi 6, eksi 12 artı 9, eksi 3 çıkıyor. Buna göre o zaman bir noktasında x1 yıldız eşit 1'de fonksiyonun büklümüne, x2 yıldız eşit 2'de fonksiyonun büklümüne. Birincisinde pozitif, ikincisinde negatif çıktı. O zaman x1 yıldız eşit 1 noktasında bu fonksiyonun büklümü kesin dış bükey. X2 yıldız eşit 2'de de ne o zaman? Kesin hiçbir şey değil mi? Ters olduğuna göre. Güzel. Peki o zaman 1x1 yıldız eşit 1 noktası ne? X2 yıldız eşit 2 ne? Yerel minimum mu, maksimum mu, dönüm noktası mı? X1 yıldız eşit 1
Orada kesin dış bükü olduğuna göre bir dip noktası, yerel minimum. Aynen öyle. X2 yıldız eşit 2. Orada da negatif olduğuna göre orası da kesin iç bükey, yani tepe noktası. Bir yerel maksimum bulmuş oluyoruz. Bir yerel maksimum, bir yerel minimum var. Güzel. Peki dönüm noktası var mı bu fonksiyonun? İkisi de, bunu yazdıklarınız hepsi doğru. Çok güzel. Hepsine şuradan hemen aferin verelim. Şöyle. Dip noktası doğru. Biri dip. Evet. X2 tepe noktası. O da doğru. Bunlar hep doğru. Diğeri ise tepe. O da doğru. Hayır. Sıfır yok. Bir bakalım. İyi düşünün. Neydi bunun ikinci türevi? -6x+9. Bunun, bu fonksiyonun ikinci türevi bu. -6x+9. Bunun sıfır olduğu hiçbir yer yok mu gerçekten? Hiçbir x yok mu bunu sıfır veren? -6x+9 eşit sıfır desek ne olur? X d diyelim ona. -9/-6 olur. Yani 3/2 olur. -9'u -6'ya bölünce 3/2. Demek ki bir xd 3/2 gibi böyle bir nokta var. İkinci türevi sıfır yapan. X yıldız eşit ya da xd eşit 3/2 yıldız demeyelim de, hani çözüm minimum maksimum anlamında, onda da x yıldız diyebiliriz ama yani birinci türevi sıfır yapmıyor. Birinci türevi değil, ikinci türevi sıfır yapan bir nokta var. O da 3/2 noktası. Güzel. Peki bu nokta dönüm noktası mı? Evet, dönüm noktası. Nereden biliyorum? İkinci türevi sıfır yapmasından başka. O x'in 3/2'den biraz küçük değerlerde ikinci türev pozitif oluyor. Biraz büyük değerlerde de ikinci türev negatif oluyor. 3/2'den biraz büyük değerlerde. Dolayısıyla fonksiyon o noktada büklüm değiştiriyor. İkinci türev işaret değiştiriyor. Fonksiyon büklüm değiştiriyor. Dış bükeyden iç bükeye dönüyor. Dolayısıyla da, yani kesin dış bükeyden kesin iç bükeye dönüyor daha doğrusu. Dolayısıyla da x yıldız veya xd eşit 3/2 noktası da, yani 1,5 noktası, işte 1 ile 2'nin tam ortasına geliyor, dikkat ederseniz o da 1,5 oluyor, 3/2. Orası da işte bu fonksiyonun dönüm noktası. S çiziyor bu fonksiyon, bir dönüm noktası da var. İşte dönüm noktasını da böyle bulabiliriz. Anladık mı? Tam sayı olması gerekmiyor. Hatta daha ileride biz hani reel sayılarla uğraşıyoruz ama reel sayı bile olması gerekmiyor. Bırakın tam sayıyı. Hiçbir şey olması gerekmiyor. Reel sayı bile değil. Kompleks kökler bile, kompleks çözümler bile olabilir ama biz onlarla uğraşmıyoruz. Reellerle uğraşıyoruz. Peki şimdi 3 ve 4'ü... Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii, daima buyurun. Dinliyorum. Hocam mesela şuradan da çıkartabilir miydik? Bir kesin iç dönüm noktası var, bir de kesin dış büküm noktası var. O yüzden arasında fark olması gerektiği için dönüm noktası olmak zorunda değil mi? Gibi ama her zaman değil. Çok ilginç bir şekilde bazı fonksiyonlarda böyle olmayabilir. Hem yani bir tarafı iç bükey, bir tarafı dış bükey olmasına rağmen böyle olmayabilir. Bunun örneği de 3. soruda. Şimdi tam oraya geldik. Harika. Fonksiyon sürekli ise, her yerde sürekli ise dediğiniz doğru. Ama her yerde sürekli değilse, belli bir yerde kesintiye uğruyorsa fonksiyon, o zaman olmayabilir. Böyle de ilginç bir şey, bir durum olabilir. Yani fonksiyon tek parça değil, birden fazla parçadan oluşuyorsa ve ki şey değilse, sürekli değilse, o zaman işte tepesi dibi veya şeyi olup iki iç bükey dış bükey tarafları parçaları olup, buna rağmen de bir dönüm noktası olmayabilir. Asimptot olabilir mesela orada. Böyle durumlar da olabilir. Bunun bir örneğini şimdi 3. örnekte göreceğiz. 3. örnek nefis. Dedim ya 3 ve 4'ü çok seviyorum ben burada. Çünkü onlar çok daha ilginç şeyler. Öbürleri hani standart, işte türevini al, sıfıra eşit de bilmem ne şey yapıyoruz. Hani durum nedir o? Olağan bildiğimiz şeyleri yapıyoruz. Ama 3 ve 4 bizi düşünmeye yöneltiyor. 3 bilhassa. Onun için de belki biraz konuşuruz. Şimdi çözmeyiz. Bir dahaki derse saklarız bunları. Biraz siz evde uğraşırsınız, şey yaparsınız. Acaba neye benziyor filan bakarsınız filan. Ondan sonra şey yaparız. Sizde ekran yok. Allah Allah. Nasıl ekran yok? Yani şu şeyleri göremiyor musunuz? Benim ekranımı buradaki. Hayır, ben bunları göremiyorum. Niye öyle?
Söylesenize bunu, ben paylaşma var. Burada ben normalde gördüğünüzü varsayıyorum. Yok hocam, daha yeni gitti benden. Allah Allah. Evet, şimdi oldu o zaman. Şimdi oldu o zaman. Çok fena. Neyse, burada da kezebiliriz aslında, da şöyle bir şey yapalım. 3 ve 4'ü şöyle kısaca. Kitabınız varsa kitaptan açın bakın. Sunumda da var bunlar. Sunumdan kendi sunumunuzu açıp bakabilirsiniz. Size gönderdiğim sunumu. Oradan da bakabilirsiniz. Ama basit söyleyeceğim zaten ne olduğunu. Şimdi çözmeyeceğiz. Bunları siz kendiniz evde deneyip şey yapın. Bir dahaki derse tam çözümlerini yapalım. Burada üçüncü soruda şöyle bir şey var. Y eşittir x artı 1 bölü x. X sıfırdan farklı olmak kaydıyla. Tamam, güzel. Ha, bu arada yalnız biz ikinci soruda bize sıfır artı sonsuz arasına şey yapmıştı, sınırlamıştı şeyini. Tanım kümesini onu hesaba katmadık ama çok da öyle bir şey çıkmadı. Eksili bir şey çıkmadı galiba. Çok da önemli değil. Neyse. Şimdi üçüncü soruda y eşittir x artı 1 bölü x. X sıfırdan farklı olmak kaydıyla. Bunun iki tane şeyi var diyor. Bir maksimumu, bir minimumu var diyor. Ama diyor minimumu ne derler? Maksimumundan daha yukarıda. Yani dip noktası, bir tepesi var bu fonksiyonun ama dip noktası tepe noktasından büyük. Ne kadar hoş değil mi? Ne kadar ilginç. Bu fonksiyonun y eşittir x artı 1 bölü x'in x sıfırdan farklı olmak kaydıyla bir tepesi bir dibi var. Bulun diyor. Ama diyor dip noktasının yüksekliği tepe noktasının yüksekliğinden daha yüksek. Nasıl oluyor bu diyor. Söylemiyorum. Gelin yapın, edin. Çizin fonksiyonu veya çizdirin, şeyleri var hani, bu function drawer filan programları var, onu da çizdirebilirsiniz de sonra tartışalım. Dördüncü soruda da bir toplam fonksiyon veriyor. T eşittir phi x diye genel bir toplam fonksiyon. Bu toplam maliyet olabilir, toplam kar olabilir, toplam neyse işte bir tane toplam fonksiyon. Bunun diyor işte marjinalini bulun diyor, ortalama fonksiyonunu bulun diyor. Ortalamanın nerede maksimuma ya da minimuma neyse uç noktasına eriştiğini görün diyor. Ve ona göre de marjinalle ortalamanın ilişkisini inceleyin diyor. Sonra da şeyleri ne derler, o ortalama fonksiyonun işte uç değerine ulaştığı yerde fonksiyonun esnekliğine ilgili ne söyleyebilirsiniz diyor. Bunu da şimdi tartışmayacağız. Bunları siz evde düşünün, oynayın bunlarla, yarınki dersimizde tekrar bakalım bunlara. Tamam mı? Peki, o zaman herkese iyi günler. Dersimizi burada bitiriyoruz, kaydı durduruyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun, daima sorabilirsiniz. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Sorun. Sınavımıza kadar ortalama, hı-hı, bir şekilde yani kaçıncı üniteye kadar geliriz ya da 9 kaça kadar geliriz? Şimdi 9'u bitireceğiz, 10'u bitireceğiz, 11-1, 11-2 yapacağız. Anladım. Yani sınava bütün bunlar dahil olacak. 9, 8, yani 6, 7, 8, 9, 10, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2. Bütün bunlar dahil olacak sınava. Tamam. Hocam mailde de siz bahsettiniz ama yeniden bir sormak istiyorum. Tamam. Yani olmasa bile başka günlerde işlenen derslerin kayıtlarıyla mı devam edelim? Yani konuları yetiştirelim. Yok, şöyle tabii ama şöyle, ben yani cuma, cumartesi, pazar şey yapmayacağım, ders yapmayacağım da yeterli olacak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Ama salı eskiden öyle yapıyorduk ya, salı pazartesinin tekrarı, perşembe, çarşambanın tekrarı oluyordu. Artık tekrar yapmayacağım. Daha yavaş, daha sindire sindire ama her ders ayrı ders işleyeceğiz. Ve siz her gün hepsini izleyeceksiniz. Tamam hocam. Tamam. Peki. Tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağlıcakla. Kolay gelsin. Size de.